Elizabeth Noel Newman tarafından geliştirilen bu kurama göre insanlar, kendi düşünceleri toplumun egemen genel düşüncesinden farklı olduğu zaman toplum tarafından dışlanmaktan korkarlar. Medya tarafından ele alınan konular toplumun egemen görüşünü yansıtır. Bunlara karşı çıkmak ve bunların aksi görüşleri savunmak için insanlar yeterli gücü ve imkanları kendilerinde bulamazlar. Medyada sunulan görüşe katılmayan pek çok izleyici kendi görüşlerini dile getirmekten kaçınmaktadır. Bunu dile getirmeye cesaret edenler ise toplum tarafından dışlanmaktadır. Bu dışlanmaya maruz kalmamak için insanlar sessiz kalmaya ve kendilerini güvende hissetmeye devam etmektedir. Bu kuramda gündem kurma ve kamuoyu oluşturma sorunuyla yakından ilgilidir. Bu kuramın temelinde insanların toplumda egemen düşüncelere uyarak izole olmaktan ve toplumsal yaptırımlara maruz kalmaktan kaçındığı fikri yatar. Suskunluk sarmalı kuramı 5 temel varsayıma dayanır. 1. Sapkın bireyler toplum tarafından dışlanmakla tehdit edilir. 2. Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu duyarlar. 3. Bu korku bireyin içinde bulunduğu fikir ortamını değerlendirmesine yol açar. 4. Bu değerlendirme sonucunda fikrini ya açıklar ya da gizler. 5. Bu 4 varsayım bir arada ele alındığında bunlar kamuoyunun oluşmasında, sürdürülmesinde ve değişmesinde etkilidir. Çağdaş toplumlarda kamuoyunun oluşmasında medyanın çok önemli bir işlevi vardır. Bahsedilen aşamaların oluşmasında medyada hesaba katılmak durumundadır. Buna göre toplumdaki çoğunluğun görüşü güçlü medya tarafından desteklenirse bunlar azınlığa göre daha güçlü bir duruma geçeceklerdir. Eğer medya azınlıktaki görüşün yanında yer alırsa çoğunluk kampı toplumdaki sessiz çoğunluğu oluşturacaktır. Azınlık medyadan karşı tepki görürse sessiz kalır. Azınlık medyadan destek görürse durum tam tersine çevrilir. Kısaca söylenecek olursa tartışmalı durumlar meydana geldiğinde medyanın desteğini alan görüş toplumda egemen görüş haline gelir. Buna göre insanlar hangi görüşlerin yaygınlaşmaya başladığını ya da kuvvetlendiğini ve hangi görüşlerin bu görüşlere göre daha az geçerli olduğunu ya da gerilediğini öğrenmek için içinde yaşadığı koşulları gözetler. Bunun sonucunda birey kendi görüşlerinin ve fikirlerinin daha az geçerli olduğu düşüncesine kapılırsa dışlanma korkusuyla kendi fikrini açıklamaktan kaçınacaktır. Bunun aksine eğer birey kendi fikrinin toplumda egemen olan görüş olduğunu görürse kendi fikrini daha rahat açıklayacaktır. Birey sessiz kaldığı zaman bireyin yakın çevresi de sessiz kalacaktır. Böyle aykırı fikirleri savunan insanlar ister istemez marjinalize olacaklardır ve egemen görüş egemenliğini iyice pekiştirecektir.